Ahlat. Ben çağlar ötesinden akıp gelen bir selim. Ben tarihle bir doğdum. Ben tarihle giderim. Bende kutsaldır toprak. Kazma vurma, öyle bırak. Mihenk taşı bulamazsan, bir de benim taşıma bak. Ahlat taşı, ahlat kümbetleri, ahlat mezar taşları yahut Anadolu'nun Orhun abideleri. Van Gölü kıyısında bir şehirden yahut zarif bir şehirler kraliçesinden bahsediyoruz. Sırtını Türkiye'nin iki büyük zirvesine yaslamış, Süphan ve Nemrut dağları arasında uzanan bir muhtar kent. Gölden yükselen eğimli arazisiyle Ahlat, Boğaziçi'nin küçük bir kopyası gibidir. Tertemiz kumsalları, gölleri, akarsuları ve Sütey yaylasıyla Ahlat, Akdeniz'i aratmayacak güzelliklerle doludur. Doğal güzelliklerinin yanı sıra kümbetleri, camileri, kaleleri ve abidevi mezar taşlarıyla dünyanın sayılı müze kentlerinden biridir. Ahlat, Anadolu'nun özü, cevheri ve tapusudur. Hazreti Ömer zamanında, hicretin 20. yılında fethedilir Ahlat. Fetihte sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman yaralanır ve babasının kucağında şehit olur. Abdurrahman Gazi için yapılan türbe, asırlardır günün her saati ziyaretçiyle dolup taşar. Özel günlerde bahçesinde kazanlar dolusu ikramlar yapılır. Türklerle tanıştığında Müslüman bir şehir olan Ahlat, Selçuklular döneminde Anadolu'nun giriş kapısı olur. Ertuğrul Gazi burada doğar. Oğuz boyları öbek öbek Ahlat üzerinden Anadolu'ya akar. Beyaz kefenini giyip Ahlat'ta cuma namazını kıldıran Sultan Alparslan, Bizans'ı yenerek Anadolu'yu Türk yurdu haline getirir. 12. asırda kurulan Ahlat Şahlar Devleti, kalıcı, yüksek bir medeniyetin temellerini atar. Ahlat'a altın bir çağ yaşatır. Türk göçü sırasında 300 binlere kadar çıkan Ahlat nüfusu, günümüzde 37 bin civarındadır. Avrupa'nın ortaçağ karanlığını yaşadığı dönemde Ahlat, ilim, kültür ve medeniyet ışığı saçar. Mutasavvıf ve zahitler gönüllerin aydınlığı için yol alır. Her yükselişin bir inişi olduğu gibi Ahlat'ta zaman zaman savaşlar, işgaller ve depremlerle yerle bir olur. Dillere destan Ahlat Kalesi'nden günümüze sadece harabe bir iç kale kalır. Eski kalenin tam karşısında heybetli bir tak gibi yükselen Ulu Cami istinat duvarı, bir zamanlar buradaki medeniyetin haşmetli bir izi gibidir. Bugün kazma vurulan her yerden hanlar, hamamlar, medreseler ve saraylar fışkırmaktadır. Büyük Selçuklu'nun ihtişamını asırlarca yaşatmış bu zaviye, depremlerle daldığı uzun uykusundan yeni yeni uyanıyor. Kim bilir kaç kervana durak, kaç yolcuya ev sahipliği yaptı. Yapılan son kazılarda ortaya çıkarılan büyük hamam, çifte hamam özelliği taşır. Sekizgen kümbetin kabirleri ise hat sanatının mükemmel örnekleriyle bezelidir. Ahlat, Selçuklulardan sonra 1,5 asır Müslüman olan Moğolların kurduğu İlhanlı Devleti'nce yönetilir. Günümüze sağlam olarak ulaşan en önemli sanat eserleri bu dönemde yapılır. Kanuni Sultan Süleyman, İran seferlerinde ata yurduna sahip çıkar, sahile yeni bir kale yaptırır. Van Gölü'ne sıfır noktadaki Osmanlı Kalesi, Kanuni'nin emriyle yapılmış bir Mimar Sinan eseridir. 13 burcuyla asırlar boyu düşmana korku, dosta güven salmıştır. Ahlat, tarihi eserleri kadar köklü bir kültüre sahiptir. Kalenin bedenleri diye başlayan türküler, şiirler bir başka anlatır Ahlat'ı. Ancak Ahlat'ı anlatan en güzel şiir Ahmet Duran Kazgöl'ün dudaklarından dökülür. Ben Kubbetül İslam denen 3 şehirden biriyim. Ben asırların değil, çağların eseriyim. Ben halim, ben atiyim, ben maziyim. Ben Erzen Hatun, ben Dede Maksut, ben Abdurrahman Gazi'yim. Alparslan'ı Malazgirt'e ben yolladım. Ertuğrul'un
Osman Bey'in beşiğini ben salladım. Sahil Kalesi içinde Mimar Sinan'ın projelendirdiği İskender Paşa Camii ile Kadı Mahmut Camii, Osmanlı'nın bize ulaşan nadide birer hatırasıdır. Restore edilen camiler günümüzde ibadete açıktır. Ahlat'ta Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan yeni camiler geçmişi aratmayacak güzelliktedir. Kalender, Ergezen, Kayı ve İki Kubbe yeni caminin Ahlat taşından yapılan zarif minareleri birer şehadet parmağı gibi yükselir gökyüzüne. Ahlat Merkez Ulu Camii, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle günümüz ince zevkinin mükemmel bir bileşimini oluşturur. Ahlat'ın en yüksek noktasını 4000 metrelik yüksekliğiyle Süphan Dağı oluşturur. Başı her mevsim karlı olan Süphan Dağı, yaz aylarında dağcıların gözdesi durumundadır. Ahlat'ın batısında yer alan Nemrut Dağı, ulaşımı kolay, gezmesi keyifli bir trekking parkurudur. Ahlat'a 25 kilometre mesafedeki Nemrut Krater Gölleri, egzotik görünümüyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeker. Krater Gölleri, soğuk kış günlerinde tamamen donar. Baharda sis eksik olmaz tepesinden. Vahşi güzelliğiyle büyüler görenleri. Yaz aylarında harika doğasıyla bir içim suya dönüşür. Yarım ay şeklindeki Mavi Göl'ün yüz ölçümü 13 kilometre, derinliği 155 metredir. Yeşil renkli Ilıca Gölü ise barındırdığı minerallerle birçok derde deva olur. Ahlat, içinden suların akıp coştuğu birbirinden güzel vadilere ve trekking parkurlarına sahiptir. Müthiş doğası ve tarihi mağara yerleşimleri ona ikinci Kapadokya unvanını kazandırır. Madavans ve Uludere vadileri binin üzerindeki mağara yerleşimiyle onlarca medeniyetin izini taşır. Ahlat, kümbetleri kadar abidevi mezar taşlarıyla da ünlüdür. Her biri 3-4 metre boyundaki bu muhteşem mezar abideleri, tek parça taşın ince ince işlenmesiyle yapılmıştır. Mezar taşlarını işleyen mimarlar, bir kilim dokur, bir dantel işlercesine taşı nakış nakış işlemişler, şiirdeki ahengi taşa aktarmışlardır. Her bir mezar taşının ayrı bir tarzı ve üslubu vardır. Ahlat Selçuklu kabristanı, taşların değil, heybetli insanların omuz omuza verdiği dev bir arenayı çağrıştırır. Ahlat Şahlar, Eyyubiler ve İlhanlılar dönemine ait mezar taşlarının kapladığı alan 300 bin metrekareyi geçer. Biçim, ölçü ve süsleme yönünden Türkiye'nin en özgün eserlerini oluşturan Ahlat mezar taşları, Anadolu'nun Orhun abideleri olarak anılır. Mezar taşları üzerinde ayet ve hadislerin yanı sıra yapan sanatkarın ismi, mezar sahibinin kimliği, güzel sözler ve edebi metinler yer alır. Taşlardaki geometrik geçmeler, kandiller ve Gazan Han döneminde Müslüman olan İlhanlıların ejder başları, sonsuzluğu ve Yaradan'a ulaşmayı ifade eder. Selçuklu kabristanında şahideli mezarlar dışında, her biri birer sanat şaheseri olan prizmatik sandukalar, çatma lahitler ve Anadolu'nun başka hiçbir yerinde görülmeyen akıt denilen oda şeklinde aile mezarları mevcuttur. Ahlat'ı ziyaret eden batılı gezginler, buradaki eserlerin sanata çok değer veren, yüksek uygarlığa sahip insanlar tarafından yapıldığını yazarlar. Ahlat'ın gezilip görülecek en güzel eserleri, kümbetleridir. Kümbetler, Türk çadırının taşla örülmüş mimari şaheserleridir. Alt katı kabir odası, üst katı mescit olan kümbetler, insana saygıyla İslam inancını birleştiren birer anıt mezardır. Kümbetlerin alt katındaki mezar odalarına doğudan girilir. Üst kattaki mescitlere ise kuzeyden çift taraflı bir merdivenle çıkılır. Kümbetlerin kapıları anıtsal taç kapı formunda yapılmıştır. İnce süslemeleri, harika hatlarla taşa işlenen ayet ve hadisleri, kitabeleri ve Türk töresini yansıtan motifleriyle Ahlat kümbetleri, mezar abidelerinin şaheserleridir.
Ahlat'ın en eski anıt eseri Şeyh Necmettin Kümbeti'dir. Ahlat Şahlar hükümdarı Balaban zamanında yaşayan Şeyh Necmettin, dönemin büyük alimlerinden biridir. 1222 yılında yapılan kümbetin kitabesi Nesihat'la yazılmıştır. Hemen yanında Erzen Hatun kümbeti yükselir. Taşın bu kadar ince işlendiği, zarafetin mimari bir yapıya bu kadar güzel giydirildiği başka bir eser bulamazsınız. Ahlat hükümdarı Emir Ali'nin kızı Erzen Hatun için yaptırdığı kümbet, nakkaşların göğe yükselen şaheseridir. Süsleme kuşağından sonra beyaz ahlat taşına yazılan Ayet-el Kürsi, kümbeti çepeçevre kuşatır. Diğer kümbetlerden farklı olarak Erzen Hatun kümbetinin konik kubbesindeki her taş ayrı ayrı işlenmiş, Türk boylarının sembolleriyle süslenmiştir. Ulu kümbet 20 metrelik yüksekliğiyle Ahlat kümbetlerinin en yükseği ve en ihtişamlı olanıdır. Tüm heybetiyle Van Gölü'ne tepeden bakar. Taş işçiliğinin zenginliğiyle Anadolu anıtlarının en seçkin örneklerinden biridir. Eski Ahlat şehrinin yüksek bir tepesinde Hasan Padişah kümbeti yer alır. 1275 yılında vefat eden Ahlat hükümdarı Hasan Aka için yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman İran seferinde otağını bu tepeye kurduğu için mahalle Taht-ı Süleyman ismiyle anılır. Ahlat'ın sembolü olarak seçilen Emir Bayındır kümbeti, diğer kümbetlerden farklı yapısıyla dikkat çeker. Kümbetin kıble tarafına yapılan ikisi yarım 10 sütun ona ayrı bir heybet kazandırır. Mescit kısmı sütunlarla aydınlatılmış, tam ortasına ise sade bir mihrap yapılmıştır. Emir Bayındır kümbeti, İslam'ın cihan şumul özelliğini ve geniş ufkunu mimari bir anlatımla taşa işleyen mükemmel bir abidedir. Emir Bayındır adına kümbetin bitişiğinde bir de mescit inşa edilmiştir. Ahlat'taki akarsular üzerine yapılan köprülerin en güzeli de Emir Bayındır ismini taşır. Köprünün altından geçen sular 20 metre ileride sevimli küçük bir şelale oluşturur. Çifte kümbetler yan yana iki anıt mezardır. İlhanlılar döneminde Ahlat ve çevresini yöneten Uygur asıllı hükümdarlık ailesi için yapılmıştır. Kitabelerine göre 1279 yılında oğul Hüseyin Timur, 1281 yılında ise baba Boğatay Aka şehit düşmüştür. Bulunduğu mahalleye iki kubbe ismini veren çifte kümbetlere vefat ettiklerinde eşleri de defnedilmiştir. Çifte kümbetlerin 100 metre batısında bahçe içinde yer alan tek kümbet veya kaşif kümbeti kitabesizdir. Bir Akkoyunlu hükümdarına ait olduğu tahmin edilmektedir. Ahlat kümbetlerinin en yalın ve sade olanıdır. İki Kubbe mahallesinde yol kenarında bulunan Emir Ali kümbeti, farklı plan ve mimarisiyle bir mezar yapısını değil bir gül bahçesini çağrıştırır. Ahlat hükümdarı Emir Ali için 1300'lü yılların başında yapılmıştır. Kıbleye bakan kısmı açık olan Emir Ali kümbeti, sade yapısıyla dikkat çeker. Ahlat insanının ölüme gülümseyen bakışının sembolü gibidir. Emir Ali kümbetinin karşısında kare planlı, son derece sade bir yapı olan Dede Maksut Türbesi yer alır. Mirza Muhammed kümbeti, İki Kubbe mahallesinde yolun yükseltilmesi sonucu zeminden birkaç metre aşağıda kalmıştır. 14. yüzyılda yapılan türbeye ahlat taşından şık minaresiyle İki Kubbe Yeni Camii eşlik eder. Az ilerideki bahçe içinde Şirin Hatun kümbeti yer alır. Anonim kümbet olarak da anılan bu eser, Mirza Muhammed Türbesi gibi tek katlı, sade bir mimariye sahiptir. Harabeşehir Mahallesi'nde 14. yüzyıldan kalma yarım kümbetle yine aynı mahallede yarım haldeki Ali Murşit kümbeti yıkılmış olmayıp yarım bırakılmıştır. Bu muhteşem eserlere imza atan Ahlatlı mimarlar, Ahlat'ta olduğu kadar Büyük Selçuklu coğrafyasında da mükemmel sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Kümbetleri ve kabristanları gezdikten sonra Ahlat Müzesi'ni de görmelisiniz. Erken Demir Çağı'ndan Selçuklulara kadar yüzlerce objeyi barındıran müzede sikkeler, kemerler, bilezikler, iğneler, tokalar, cam ve seramik örnekleri sergilenmektedir. Yeni yapılan müze binası daha çok eserin sergilenmesine imkan tanımaktadır.
Tarihi eserleri ve doğal güzellikleri kadar Ahlat, günümüzde el emeği, göz nuru sanat eserleriyle de öne çıkar. Taş ustalığı, çinicilik ve bastonculuk şehrin en gözde sanatları arasındadır. Ceviz ve dut ağacından yapılan bastonlar özel bir hatıra için size seçme şansı sunar. Kartal başlı mı istersiniz, at başlı, kurt başlı yahut aslan başlı mı? Balık, fil yahut arı da olabilir. Bakır veya ahşaptan yapılan minyatür kümbetler ince ince işlenir ustalarınca. Çini vazolar, tablolar, oyma veya kabartma hatlarla kilimler, Ahlat'ı unutmak istemeyenler için özel birer hatıra oluşturur. Ahlatlı hayatı keyifli yaşar. Her evin geniş bir bahçesi vardır. Elma, erik, ceviz ve kiraz gibi doğal şartlarda yetiştirilen meyvelerinin tadına doyum olmaz. Evlerde ise gurmelere özel birbirinden güzel yemekler pişirilir. İçli köfteden heliseye, kabak dolmasından lahana sarmasına onlarca çeşit yöresel lezzet süsler sofraları. Ahlat'ın önemli bir lezzet sembolü de sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalidir. Yazın taze, kışın kurutularak yenilen kefal, bölge insanına dört mevsim mükemmel balık ziyafeti sunar. Yaz başında üremek için Van Gölü'nü besleyen akarsulara göç eden inci kefali, ilkbaharda suların ısınmasıyla birlikte nehir akışının tersine yüzmeye başlar. Yumurtalarını bırakıp geri döner. Sadece bu sıra dışı olay bile tek başına görülmeye değer güzelliktedir. Dağ, göl ve yeşille bütünleşen Ahlat, kış sporlarının yanı sıra yeni yapılan su sporları merkeziyle de deniz sporlarına imkan tanır. Turizmin her geçen gün geliştiği Ahlat sahilinde, kıyıya sıfır noktadaki otel ve konaklama tesisleri sizi güler yüzle karşılar ve müthiş bir deniz keyfi sunar. Kıyısında çay yudumlarken günün her saatinde mavinin değişik bir tonunu görmek, güneşin ve ayın Van Gölü'nden yıkanarak doğuşunu izlemek, tarifsiz bir keyif yaşatır izleyenlere. Bende güneş başka doğar. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim mavi, mehtabım aktır. Ben sabır taşıyım. Adım ve tarihimdir saltanatım. Beni hala tanımadınız mı? Ben Ahlat'ım.